Şimdi sosyal medyaya bir bakalım. Bakalım kimler neler söylemiş, neler paylaşmış ve o paylaştıklarıyla neler anlatmak istemiş. Bir beraber yorumlayalım. Sonra yine şehir haberleriyle devam edeceğiz sayın seyirciler. Evet, ilk paylaşımla başlayalım. İlk paylaşım Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile ilgili sayın seyirciler. Bildiğiniz gibi Amerikan Meclisi'nde ne zaman sıkışsa Amerika, Türkiye ile ilgili ne zaman sıkışsa bir Ermeni yasa tasarısını bir gündeme getiriyorlar ısıtıp ısıtıp. Yine aynı şeyi dün yaptılar ve bugün de bir cevap verdi Sayın Mevlüt Çavuşoğlu. Büyütelim sayın seyirciler. Evet, Barış Pınarı harekatıyla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara saldırdılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar. Tarihini siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı hükümetimizin ve halkımızın gözünde yok hükmündedir demiş Mevlüt Çavuşoğlu sayın seyirciler. Gündeme ilişkin kapak gibi bir açıklama yapmış Amerika Birleşik Devletleri'nin o yaklaşımıyla ilgili temsilciler meclisindeki o çalışmalarıyla ilgili sayın seyirciler, güzel bir açıklama olmuş. Evet, sıradaki paylaşım. Konyaaltı Sanayici İş Adamları Derneği'nin, büyütmeyelim böyle kalsın, sonra fotoğraflara beraber bakalım. Konyaaltı Sanayici İş İnsanları Derneği'nin bir paylaşımı sayın seyirciler. Cumhuriyetimizin 96. yaşı coşkuyla karşıladık. Konyaaltı Belediyesi, Baksivit ve üye dernekleri, 07 Gençlik Taraftarlar Derneği, Konsiyat, üyelerimiz has okullarıyla Bil Koleji öğrencileri ve katılım sağlayan coşkulu kalabalıkla bayramımızı kutlamanın sevincini yaşadık demiş sayın seyirciler. Konsiyat çok güzel bir etkinlik, güzel bir paylaşım, güzel bir çalışma. Evet, buradan tüm Konsiyat yönetimini başta Başkan İlhami Kaplan olmak üzere hepsi de birer Atatürkçü, hepsi de birer sağlam milliyetçi karaktere sahip Atatürk'üne sarılan insanlar, hepsi de Konsiyat üyeleri ve o yüzden çok güzel bir yürüyüş gerçekleştirdiler belediye işbirliğiyle ve ortaklarıyla beraber. Bu yüzden ben de bir Konsiyat mensubu olarak gurur duydum. Çok da güzel bir yaklaşımdı. Ve diğer belki de kortejlerin tamamına örnek olacak bir birliktelik sergilediler. Başkan İlhami Kaplan'ın önderliğinde tüm yönetimi ve üyelerini kutluyorum bu güzel yaklaşımları yüzünden. Evet, sıradaki paylaşım. Mustafa Köleoğlu sayın seyirciler. Kumluca'nın heyecanlı ve genç belediye başkanı Mustafa Köleoğlu. Evet, Instagram'dan bir fotoğraf paylaşmış. O da çok farklı bir etkinlik yaptı. Cumhuriyet meşalesi yaktı sayın seyirciler. Bölge halkıyla, bölgede yaşayanlarıyla beraber ve her zaman olduğu gibi eşi Nurgül Hanım yanı başında çok farklı bir arada olmanın güzelliğini yaşatıyorlar. Kumluca'da, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu her zaman eşini yanından ayırmayarak belki de diğer tüm belediye başkanlarına ve bölge halkına buradan mesaj veriyor. Eşiniz yanı başınızdayken hiçbir şekilde gözünüz arkada kalmasın anlamında güzel bir çalışma sergiliyor. Ve eşi de sırtında yük olmadan belediye başkanı olan eşine de güç vererek güzel bir çalışma örneği sergiliyor. Bu ikilinin çalışmaları meyvesini de fazlasıyla veriyor Kumluca'da. İnşallah diğer belediye başkanlarına da örnek olur diyoruz. Bu birliktelik, birlikten kuvvet doğar. Karı koca güzel bir kuvveti doğurmuşlar. Kumluca'da da evet gördüğünüz gibi güzel bir meşale, kortej meşalesini beraber yaktılar. Ve Karatepe'den o güzel kilometrelerce uzunluğunda Türk bayrağı dolaştırarak o heyecanı, Cumhuriyet heyecanını Kumluca'da yaşattılar. Belki de Kumlucalılar ilk kez böylesine güzel bir birliktelik yaşadı. Bunun için de başkana alkış gönderiyoruz. Sıradaki paylaşım. Mevlüt Yeni, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı sayın seyirciler. Bakın güzel bir paylaşım yapmış. Biz de onun paylaşımından öğrendik. Ne diyor? Dost dediğin işte böyle olur. Teşekkürler sayın Büyükelçi ve Ukraynalı dostlarımız demiş ve Ukrayna diliyle de bir paylaşım yapmış. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu da etiketlemiş. Ne diyor bakın Ukraynalılar? Değerli Türk dostlarımızın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum. Stratejik ortağı diyerek devam ediyor. Çok güzel bir paylaşım yapmış Ukraynalılar
Dost Ukraynalılar ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni de işte bu paylaşımı onlara teşekkür ederken biz de hem bunu bize duyurduğu için Mevlüt Yeni'ye hem de Ukraynalı dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir jest, nezaket dolu bir yaklaşım. Sıradaki paylaşım. Nesrin Ünal sayın seyirciler. Nesrin Ünal kimdir? Milliyetçi Hareket Partisi Antalya milletvekilliği yapmış. İyi bir doktordur, iyi bir iç hastalıkları uzmanıdır. Önce alttaki yazıyı bir paylaşalım. Altta bir yazı var. Fatih Tezcan adlı bir şahsın bir yazısı. Bakın ne diyor. Cumhuriyeti getiriyorum yalanıyla. Başa geçtikten sonra devlet ve millet düşmanlarına verdiği sözlerin gereği olarak 15 sene cumhurdan kaçan, milletin egemenliğinden rakı bardaklarına sığınan bir İslam düşmanına 3 kuruş için tepenize oturtmaya değer miydi demiş. Yeni Şafak gazetesini eleştirmiş bu insan müsveddesi sayın seyirciler Fatih Tezcan. Ve ne diyor Nesrin Ünal da? Anne olmam münasebetiyle fazla bir şey yazamıyorum demiş. Yani Nesrin Ünal cevval bir doktordur, iyi bir milliyetçidir. Anne olmasaydım ben yazacağımı bilirdim. Yani ana avrat sıyırırdım anlamında ki hak ediyor o şahıs da. İşte anne olma münasebetiyle fazla bir şey yazamıyorum demiş. Gerisini siz anlayın diye nokta nokta koymuş. Biz de altına imza atıyoruz Nesrin Ünal milletvekilimizin. Evet, şimdi bir video var sayın seyirciler. Cumhuriyet Bayramı ile ilgili Akdeniz Üniversitesi'nin en başarılı hocalarından Kahraman Köktürk. Sayın seyirciler, her Cumhuriyet Bayramı'nda güzel paylaşımlar yapar sınıfıyla beraber. Kemer'de Mutfak Sanatları Okulu'nda hocalık yapıyor uzun süredir. Antalya'nın yetiştirdiği iyi bir hocadır Kahraman Hoca. Ve bakın Kahraman Hoca öğrencileriyle beraber nasıl bir mesaj göndermiş. Cumhuriyete layık Türk kadınlarıyız biz diyerek ne güzel asker selam verdiler görüyor musunuz öğrencilerimiz? Hem öğrencilerimizi hem de Kahraman Köktürk hocamızı kutluyoruz buradan. Evet sıradaki paylaşım. İbrahim Yılmaz sayın seyirciler kendisi çok duyarlı bir gazetecidir, eski bir gazeteci ve sosyal medya ortamında elinden kaçırdığı, gözünden kaçırdığı hiçbir şey yoktur. Çok iyi yaklaşımlarda bulunur. Ve gündeme özel ve paylaşımlara özel güzel yaklaşımlar sergiler. Diyor ki İbrahim Yılmaz, bir daha aşkla söylüyoruz. İyi ki bu dünyadan bir Erbakan geçti denilmiş. Biz de ıskalamayalım. Evet, Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlarından, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli siyasetçilerden Necmettin Erbakan'ın da evet, doğum günüydü 29 Ekim sayın seyirciler. Bu vesileyle İbrahim Yılmaz'a da teşekkür ediyoruz. Necmettin Erbakan'ı hatırlattığı için Necmettin Erbakan özellikle millilik konusundaki yaklaşımlarıyla milli olmanın, milli sermayenin önemine yaptığı vurgularla çok önemli bir imza attı Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bölümüne diyoruz biz de rahmet diliyoruz. Evet sıradaki paylaşım. Mustafa Aksoy, Milliyetçi Hareket Partisi'nin görevden alınan il başkanı kendisi sayın seyirciler yani Hilmi Durgun, şimdiki il başkanının bir önceki il başkanı Mustafa Aksoy, bakın ne diyor. Sevgili hemşerilerim Doktor Adil Çelik ve Profesör Doktor Hasan Özdemir Bey ziyaretimize geldiler. Gazipaşa Başhekimliği görevine atanan kadim dostum Doktor Adil Çelik Bey'i tebrik ediyorum demiş. Adil Çelik, Gazipaşa Belediye Başkanı'ydı AK Partili sayın seyirciler. Seçimi kazanamadı.
CHP'li belediye başkanı kazandı Mehmet Ali Yılmaz ve Adil Çelik boşta kalmamış. Hemen kendisine bir makam verilmiş. Hastanenin başhekimliği sayın seyirciler. Belediye başkanlığından sonra olur mu? Çok tartışılır, çok spesifik bir olay. Ama şahsen ben olsaydım, empati yapıyorum. Belediye başkanını kaybettikten sonra illahi bir koltuğum olsun diye uğraşmazdım. Başhekim olmazdım. Kendim hekimliğime devam ederdim. Bunun örnekleri çok. Ama koltuk arayan seçilememiş belediye başkanlarının da örnekleri çok etrafımızda. Bu duyuruyu da kadim dostum dedi AK Partili, seçim kaybetmiş belediye başkanı duyurusunda görevden alınan il başkanı Mustafa Aksoy yapıyor sayın seyirciler. Ama burada özne ne? Gazi Paşalı olmak. O yüzden özneyi gözden kaçırmayalım diyoruz. Sıradaki paylaşım çok önemli. Mehmet Aslantuğ bildiğiniz gibi sinema oyuncusu. Çok da güzel yazıları var gündeme yönelik. Ne diyor bakın? Hiç çalmadım. Günah olduğu için değil, karaktersiz olduğu için. Muhtaçlara yardım ettim, sevap olduğu için değil, insan olduğum için. Hiç rüşvet almadım. Haram olduğu için değil, etik olmadığı için. Yani insan olmak için önce vicdanımız olmalı demiş. Şöyle günümüze baktığınız zaman çok fazla haramdan, şereften, haysiyetten veya vicdansızlıktan, insansızlıktan bahseden kişilere baktığınız zaman insanın gülesi geliyor. Çünkü insan kendinde neyi eksikse karşı tarafı onunla suçluyor ya. İşte bakın Mehmet Aslantuğ da çok güzel söylemiş. Hiç almadım diyor, şerefsiz değilim diyor, rüşvet almadım diyor. Ama bunların söyleyenleri, bunların suçlayanların büyük günah olduğu da bilinmesi lazım. Bunları söyleyenlerin asıl kendinde bir sıkıntı olduğu da bilinmesi lazım. Şöyle etrafınıza bakın, çok uzakta değiller. O yüzden siz de bu yazıyı bir daha okuyun ve o kişileri bir daha yargılayın diyorum ben. Sıradaki paylaşım. Son paylaşım. Sayın seyirciler, Instagram'da bir sayfa var. Koca Serikliler diye bir sayfa. İzlemenizi, takip etmenizi öneririm. Çok güzel, böyle ironik yaklaşımları var. Paylaşımları da böyle, seslendirmeleri de çok güzel. Koca Serikliler'de bir mezar kazmışlar seranın içine. Domates mezarı ve başında bir çiftçi. Ölen domatesi, güya sözüm ona, ölen domatesin başında belki de düşünüyor, üzülüyor, gözyaşı döküyor. Ey benim domatesim, öldün diye bu şekilde bir düşünmüş. Koca Serikliler sayfasını kim yönetiyorsa gerçekten çok güzel, ironik yaklaşımlarıyla, verdiği mesajlarıyla çok güzel bir de Serik dilini ve şivesini de koyuyorlar oraya. O yüzden güzel oluyor. Ben takip ediyorum şahsen, bunu görünce sizinle de paylaşayım dedim. Evet, son paylaşımdı ve evet bu paylaşımlarla beraber bitirelim. Siz de eğer elinizde çektiğiniz bir video, sıra dışı bir video, bir anlam, mesaj içeren video varsa lütfen ihbar hattımıza gönderin. Fotoğraflar varsa çekin gönderin, biz de buradan yayınlayalım.